cezaevlerinde hepimizin geleceği için, barış için, çözüm için bedenlerini açlığa yatıran siyasi tutsakların çok saygıdeğer yakınları, değerli milletvekili arkadaşlarım, belediye başkanı arkadaşlarım, değerli konuklar, çok saygıdeğer halkımız ve siz basının değerli emekçileri, hepiniz partimizin grup toplantısına hoş geldiniz, onur verdiniz. Bu hafta sonu partimizin ikinci olağanüstü kongresini gerçekleştirdik. Halkımızın güçlü katılımı ve büyük coşkusuyla barış havasında gerçekleşen kongre, partimizin önümüzdeki dönem hedefleri ve yürüteceği demokratik siyasal mücadele açısından bir kararlılık kongresi olmuştur. Tüm baskılara, siyasi soykırım operasyonlarına, yıldırma politikalarına rağmen Barış ve Demokrasi Partisi teslim alınamayacağını, direnişinin engellenemeyeceğini, mücadelesinin asla geriletilemeyeceğini bir kez daha kanıtlamıştır. Kongremiz bu anlamda partimizin halkla daha fazla buluştuğu, mücadele azminin daha da arttığı bir kararlılık kongresi olmuştur. BDP halktan aldığı bu güçle önümüzdeki dönem barış, demokrasi ve özgürlükler konusunda çok daha güçlü bir mücadeleyi çok daha kararlı bir şekilde yürütecektir. BDP halktan aldığı bu güçle demokratik ana muhalefet partisi olmanın gereklerini yerine getirecek, rolünü çok daha güçlü oynayacak. Türkiye'de ezilen, sömürülen, ötekileştirilen herkesin sesi ve haklı taleplerinin savunucusu olacaktır. Çözüm önerilerimizin, sunduğumuz yol haritasının, verdiğimiz mesajların, yaptığımız diyalog, müzakere ve çözüm çağrılarının devlet ve hükümet tarafından doğru anlaşılması ve doğru değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. BDP samimidir, kararlıdır, çözümden yana ilkeli bir duruşun sahibidir. Bu anlamda kongremizin siyasal sonuçlarının barışa ve çözüme, yine Türkiye demokrasisine çok önemli katkılar sunacağına inanmaktayız. Buradan bir kez daha, başta çok değerli fedakar halkımız olmak üzere, yurt içinden ve yurt dışından, Kürdistan'ın dört bir parçasından kongremize katılarak bizleri onurlandıran herkese partim ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Tüm konuklara, siyasi parti, demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, değerli şahsiyetlere, aydınlara, yazarlara, gazetecilere, insan hakları savunucularına, kongremize katılarak bize güç verdikleri için teşekkürlerimi sunarken şükranlarımı da ifade etmek istiyorum. Çünkü bu hepimizin mücadelesi, bu bir onur mücadelesi, bu bir insanlık mücadelesi, bu bir demokrasi mücadelesi ve bu Türkiye'nin geleceğini kurtarma mücadelesidir. Bu mücadelede yanımızda olan, güç veren, destek veren, dayanışma duygularını bizden esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlar, kongremizden hemen bir gün sonra kongremiz hakkında jet hızıyla soruşturma açıldığını basından öğrendik. Açıkça şunu söylüyoruz ki bu bir Türkiye klasiğidir. Şimdiye kadar her zaman aynı şeyi yapıyorlar. Ne zaman biz örgütlenme konusunda bir çaba içerisine girsek, ne zaman çözüm konusunda görüşlerimizi açık ve net, güçlü, kararlı bir şekilde ifade etsek, arkasından bir yargı vesayetiyle karşılaşıyoruz. Bu ülkede askeri vesayeti kaldırdık diye her gün prim toplamaya çalışanlar
bu ülkenin demokrasi mücadelesinin, demokratik siyasetinin, düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün üzerindeki yargı vesayetini kaldırmıyorlar, bundan güç ve medet umuyorlar. Demokratik siyaseti bastırırsak, etkisiz kılabilirsek, yargı kıskacını alırsak, bize meydan kalır umudu içerisinde özel yetkili mahkemelere, darbe döneminden kalmış yasalara sığınarak Türkiye'nin demokratikleşmesini engellemeye çalışıyorlar. Ancak biz zaten bunların tamamına karşı kararlı bir mücadele vermek için yola çıktık. Bu yolda yürümeye de devam edeceğiz. Bu anlamda açılan soruşturmanın bizim için hiçbir anlamı ve kıymeti yoktur. Olsa olsa Türkiye demokrasisi açısından yaşanan sorunları, sıkıntıları, eksikleri ve vesayeti gösteren bir durumdur. Bu durumun açığa çıkmış olması da bir kez daha iyidir diye düşünüyorum. Çünkü açığa çıkan bu sorunları ancak bütün çıplaklığıyla görerek ve bunun karşısında kararlı bir tutum sergileyerek aşabiliriz. Değerli arkadaşlar, yine Kürt sorununu çözmekten çokça bahsettiğimiz böyle bir süreçte açıkça ifade ediyoruz, söylüyoruz. Dünyanın benzer sorunlarını yaşayan bütün ülkelerinde bir çözüm sürecinden eğer bahsedilecekse öncelikle çözüm konusundaki görüşlerin, düşüncelerin, politikaların engelsiz bir şekilde tartışılmasını güvenceye alan bir düzenleme yapılır. Ya yol temizliği yaparsınız, düşünce ve örgütlenme özgürlüğündeki bütün engelleri kaldırırsınız ya da İngiltere'de olduğu gibi terörle mücadele yasası kapsamı çok geniş, düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü kısıtlıyorsa barış sürecinde özel bir yasa çıkartırsınız. Dersiniz ki barış konusunda, çözüm konusundaki görüşlerin, politikaların tamamı yargıdan muaftır dersiniz. Bunu teminat altına almadan açıkça politikalarımızı savunamayacaksak, açıkça görüşlerimizi ifade edemeyeceksek, bu ülkede mevcut olanı kabul edeceksek zaten bunun adı da çözüm değil, bunun adı çatışmadır, bunun adı kaostur, bunun adı faşizmdir. Bunu da kabul etmeyeceğiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, biz kongremizde çözümün önünü açabilecek, demokrasiyi geliştirebilecek görüşlerimizi ifade ederken birileri de Hakkari'de halkın üzerine bomba yağdırmaya devam ediyordu. Bu nedenle ben bugün aslında grup konuşmamızın tamamını cezaevlerindeki açlık grevine ayırmak istiyorduk. Ancak Hakkari'de yaşanan bu gelişmelere değinerek sürdürmek istiyorum konuşmamı. Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan köyünde evine top mermisinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 çocuk annesi Ayza Çetin'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Köylülerin anlatımına göre o köyde ve bombalanan alanda sivil halkın, sivil yerleşim yerinin olduğu bilinerek, açıkça hedef alınarak bir operasyon yapılmıştır. Kazan Vadisi yakınlarında bulunan Kazan Köyü önceki gün güne operasyonlarla, top sesleriyle uyanıyor. Herkes sabah işine gücüne giderken köye top atışları yapılıyor. Köy 3 kez top atışına tutuluyor. Ayza Çetin'in evi de 2. top atışında isabet alıyor ve şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılıyor. Ancak ne yazık ki hayata döndürmek mümkün olmuyor. Yine şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu aynı köyden Zekiye Çetinkaya da yaralanarak Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Görgü tanıklarının anlatımı olayın vahametini ortaya koyması açısından
oldukça dikkat çekicidir. Görgü tanıkları askerlerin köyün yukarı tepelik bölgelerinde mevzilendiğini ve köyü çok rahat gördüğünü, hayvanlarını otlatmak için dışarı çıkan insanların hareketliliğinin çıplak gözle fark edilmesinin mümkün olduğunu anlatıyorlar. Görgü tanıkları buna göre köye doğru top atışının yapıldığını, kendilerinin açıkça hedef alındığını belirtiyorlar. Ayza Çetin'in evinin isabet alması, askerlerin köy üzerine ateş açtığını açıkça ortaya koymaktadır. İki günden bu yana resmi ağızlardan bir açıklama yapılmış değil. Sivillerin hedef alındığı, yerleşim yerlerinin bombalandığı gün gibi açık ve ortadadır. Kazan Köyü resmen bir katliamın eşiğinden dönmüştür. Bizce bu olay çok açık ve net bir şekilde sivil halka yönelik bir katliam girişimidir. Bu operasyonda görev alanların derhal açıklanması, yargı önüne çıkartılması, hesap vermesi gerekiyor. 8 çocuğu öksüz kalan Ayza Çetin'in katilleri derhal halka, hepimize, Türkiye'ye hesap vermelidir. Biz başından beri hükümeti uyardık, uyarıyoruz. Daha geçen hafta bu meclisten iki savaş tezkeresi çıktı. Birisi Suriye, diğeri de Irak için sınır ötesi operasyon tezkeresiydi. Daha bu tezkerelerden birkaç gün geçmeden Kazan'da sivil yerleşim yerleri hedef alınarak bombardıman yapıldı. Biz zaten bu savaş politikasının, bu savaş tezkerelerinin asıl hedefinin Kürt halkını korkutmak, sindirmek, mücadelesinden ve taleplerinden vazgeçirmek amacı taşıdığını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bu savaş tezkerelerini kimse sadece Türkiye'nin güvenliği bahanesiyle açıklayamaz, izah edemez. Bu bir politik tercihtir. Bu Kürt halkının demokratik direnişine yönelik açıkça bir saldırıdır. Değerli arkadaşlar, bu operasyon bölgesinde yaşananlar bize Roboski'de yaşananları hatırlatıyor. Roboski'de de açıkça sivil, savunmasız çocuklardan oluşan bir grubu savaş uçaklarıyla bombaladılar. Hala da hesabını vermediler. Katliamdan bir gün sonra katliamı yapanlara teşekkür ettiler. Ama halka, evladını yitiren ailelere bir özürü bile fazla gördüler. Bu katliamcı zihniyet, insanlık direnişi karşısında, onur ve haysiyet direnişi karşısında, Kürt halkının direnişi karşısında yenilecektir, mahkum olacaktır. Roboski'deki bombalar, Hakkari Çele'deki bombalar, Kazan Köyü'ndeki bombalar, zalim Esad'ın bombaları değil. O bombalar, o mermiler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mermileri ve orada yaşamını yitirenler de bu ülkenin birilerinin deyimiyle sözde vatandaşı olacak ki hala hiçbir yetkili ağzını açıp bir tek cümle dahi söylemiyor. Ama şunu çok iyi bilsinler ki bize, halkımıza sözde vatandaş muamelesi yapanlar gereken cevabı alacaklardır. Biz o kadar çaresiz ve aciz değiliz. Bir halka karşı bu kadar açıkça katliamcı bir mantık izleyenler bunun bedelini misliyle ödeyecekler. Değerli arkadaşlar, biz bir kez daha herkese aklını başına toplamaya, bu katliamcı, bu imhacı, bu savaşçı,
bu çatışmacı mantıktan bir an önce geri dönmeye, halkın haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz. Aksi takdirde bu ülkedeki bütün gelişmelerin tarih karşısında doğrudan sorumluları olacaktır. Bugün medyayı tehdit altında tutarak, bugün onurlu kalemleri susturmaya çalışarak bu gerçeği gizlediklerini zannedenler ancak kendi yalanlarına kendileri inanabilirler. Biz inanıyoruz ki tarih gerçeği yazacaktır. Çünkü halkımız direnişiyle bu gerçeği yazıyor ve bunu karartmaya da hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Değerli arkadaşlar, 12 Eylül tarihinde Türkiye'deki birçok cezaevinde Kürt siyasi tutsaklar açlık grevi başlattılar. Bugün tam 35. günü. Tam 35 gündür açlık grevine başlayan ilk grupta yer alan 63 kişinin bedeni çözüm için, barış için, müzakerelerin önünü açabilmek için fedai bir direniş sürdürüyor. 12 Eylül'den sonra da açlık grevleri dalga dalga yayıldı. Birçok cezaevindeki siyasi tutsaklar açlık grevine dahil oldular. Birkaç gün öncesine kadar 48 cezaevinde açlık grevi yapanların sayısı 400'ü aşmıştı. Ve yine cezaevlerindeki siyasi tutsaklar adına 2 gün önce yapılan açıklamadan da anlıyoruz ki 15 Ekim tarihi itibariyle Türkiye'deki tüm cezaevlerindeki tüm siyasi tutsaklar açlık grevine dahil olmuştur. Yani şu anda Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün cezaevlerinde binlerce insan, binlerce politik tutsak açlık grevi yapıyor. Değerli arkadaşlar, neden açlık grevi yapıyorlar sorusunu Türkiye kamuoyunun vicdanının sesiyle sorması ve anlaması gerekiyor. Ne için bunlar açlık grevi yapıyorlar? Şimdiye kadar Türkiye'de de dünyanın birçok ülkesinde de cezaevlerinde açlık grevleri yapılır. Bunların büyük çoğunluğu tutsakların, tutukluların, mahkumların kendi yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yapılmış açlık grevleridir. Tarih boyunca yürütülen mücadelelerde zaman zaman çok kritik aşamalarda dışarıdaki faşizan uygulamaların had safhaya ulaştığı aşamalarda ve tüm toplumsal muhalefetin cezaevine konulmaya başladığı aşamalarda cezaevlerinden politik taleplerle de açlık grevleri yapılmıştır ve bu açlık grevleri büyük çoğunlukla da ilerlemeye, gelişmeye, değişime fırsat sunacak bir direniş olarak tarihte yerini almıştır. İşte bugün biz böyle bir açlık greviyle karşı karşıyayız. Tıpkı 12 Eylül zulmünde, 12 Eylül darbesinden sonra cezaevlerinde ve dışarıda bütün bir Türkiye'ye dayatılan faşizme karşı, insanlık onurunu kırmaya yönelik işkencelere ve uygulamalara karşı Diyarbakır cezaevinde başlatılan açlık grevi ve ölüm orucu gibi tarihe damgasını vurmuştur. Biz bugün eğer Türkiye'nin demokratik kamuoyu ve vicdanı Diyarbakır cezaevi gerçeğiyle yüzleşiyorsa, bunu başarmaya çalışıyorsa ve sorguluyorsa, bunun en önemli nedeni Diyarbakır cezaevinde Kemallerin, Hayri Durmuşların başlattığı ve ölümüne sonuçlandırdıkları
direniş açlık grevidir. Çünkü o direniş olmasaydı, cezaevleri faşizme boyun eğseydi, onurunu yitirseydi, bir direniş tarihi olmasaydı, faşizm galip gelseydi, bugün biz bir Diyarbakır gerçeğinden bahsetmeyecektik. Çünkü toplumu, herkesi teslim almış olacaklardı. İşte bugün de Kürt sorunu konusunda içine girdiğimiz süreçte yaşanan tıkanıklığı aşmak için cezaevlerindeki binlerce politik tutsak bedenlerini açlığa ve ölüme yatırdılar. Bu hepimiz için, tüm Türkiye için, insanlık için, barış için, çözüm için yapılan bir direniştir. Buna sahip çıkmak, destek olmak ve bunun başarıyla sonuçlanması, çözümün ve diyaloğun önünün açılması için bu mücadeleye katkı sunmak hepimizin insanlık görevidir. Değerli arkadaşlar, açlık grevine başlayan tutsakların kamuoyuna yaptığı açıklamadan iki tane sade, samimi, gerçekleşebilir talebi kamuoyuna sunduklarını görüyoruz. Bunlardan birisi Sayın Öcalan'ın üzerindeki ağırlaştırılmış tecride son verilmesi. Barış konusunda, çözüm konusunda rolünü oynayabilmesi için sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının sağlanması talebidir. İkinci talep ise ana dilde eğitim ve ana dilde savunma hakkı önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bunlar son derece haklı, demokratik, meşru ve bir o kadar da gerçekleşmesi mümkün olan taleplerdir. Sayın Öcalan 27 Temmuz 2011'den bu yana tam 447 gündür ağırlaştırılmış insanlık dışı tecrit altında tutuluyor. Kendisi sıradan bir tutuklu, sıradan bir şahsiyet değildir. Bunu herkes biliyor. Sayın Öcalan milyonların irade olarak gördüğü Türkiye halklarını bir arada tutan bir barış köprüsüdür. Bu nedenle İmralı'ya yaklaşım önemlidir. Ona gösterilen yaklaşım barışa, diyaloğa, müzakereye ve hepimizin demokratik bir geleceğe ulaşıp ulaşmayacağına, birlikte yaşayıp yaşamayacağımıza dair bir yaklaşım olacaktır. İmralı'da tecridin artırılması, Türkiye'de demokrasinin ve özgürlüklerin tecrit altına alınması, halklar arası köprünün yıkılmak istenmesi anlamına gelmektedir. Bir yılı aşkın süredir kendisi ağır tecrit altında tutuluyor. Peki sadece orada tecrit altında tutulan Sayın Öcalan mıdır? Aslında tecrit altında tutulan halkların, halklarımızın geleceğidir. Barış ve çözüm umududur. Birlikte yaşama iradesine tecrit uygulanmaktadır. Son bir yılda bu ülkenin ne hale geldiğini hepimiz görüyoruz. Ülke neredeyse yarı açık cezaevine dönüştürüldü. Toplumsal muhalefete, demokrasi güçlerine, barış ve özgürlük taleplerine haykıran, hakkını, hukukunu savunan, herkese karşı faşizan ve pervasız uygulamalar hayata geçirildi. Ülkeyi yangın yerine dönüştüren çatışmalarda her gün bu ülkenin dört bir yanında cenaze kaldırıyoruz. Her gün bu ülkenin dört bir yanında taziye evi kuruyoruz. Bugün bu ülke bu noktaya geldiyse artık neden sorusunu çok daha güçlü bir şekilde sormak ve bu nedeni ortadan kaldıracak
güçlü bir irade, kararlı bir duruş sergilemek gerekiyor. Değerli arkadaşlar, Oslo'da yapılan görüşmelerle işine geldiği zaman politika yapan hükümet, işine geldiği zaman bunu kamuoyunda istediği derecede ve istediği biçimde tartıştıran hükümet bize henüz şunun cevabını vermedi. Neden bu noktaya geldik? Bu soruyu hepimiz artık çok daha güçlü soruyoruz. Çünkü içine girdiğimiz süreci artık Türkiye taşıyamıyor. Eğer hükümet bu görüşmelerde samimi ve kararlı davransaydı, İmralı'yı devre dışı bırakmasaydı, İmralı'daki barış ve çözüm arayışını etkisiz kılmasaydı, bu müzakere yaklaşımında kararlı olsaydı, arkasına siyasi irade koysaydı, görüşmeler sürecince ortaya çıkan tartışmaların da bir ürünü olan protokolleri elinin tersiyle itmeseydi, en azından tartışmayı açsaydı, o protokolleri kamuoyuna sunsaydı, şuralarına şuralarına itiraz ediyoruz, kabul etmiyoruz ama biz müzakerede ısrarlıyız deseydi, bugün geldiğimiz bu noktada olmayacaktık. Ama hükümet tam tersini tercih etti. Bu görüşmelerin arkasına siyasi bir irade ve kararlılık koymadı. 3 yıl boyunca sürdürdüğü görüşmelerin bir ürünü olan protokollerin varlığını ve yokluğunu bile tartışır hale geldik. Onlar bir protokol mü? Bir talepler manzumesi mi? Üzerine mutabakata varılmış bir metin mi? Tartışmaya sunulmuş bir metin mi? İçinde ne yazıyor? Bütün bunların hiçbirine cevap bulamadığımız bir sürece bizi sürükledi. Değerli arkadaşlar, bu politika sadece Türkiye'nin içerisinde savaşı tırmandırma yaklaşımıyla da sınırlı değil. Bunun arkasında bir de Orta Doğu'da ve Suriye'de izlenen politikalar var. Bugün Türkiye, Suriye'de bölgesel bir savaşın eşiğine gelmişse, bunun altında yatan yine Kürt açmazı ve bu bağlamda İmralı'da uygulanan tecrit politikasıdır. İçeride savaşı tırmandırırken Suriye'de de Kürtlerin kazanımlarını engellemek için savaş tezkeresi çıkarma aşaması dahil çok hızlı bir şekilde Türkiye'yi savaş hazırlıklarına ve savaşın eşiğine getiren bir politika izlendi. Hükümet Kürtlerin en demokratik haklarını engelleme adına Türkiye'yi böylesi bir uçurumun kenarına taşıdı. O nedenle Suriye'de yaşanan süreçte İmralı üzerinde yürütülen tecrit politikasıyla doğrudan bağlantılıdır. Sayın Öcalan'a tecrit uygulanmamış olsaydı, rolünü oynayabilmesi için kendisine gerekli koşullar sağlanmış olsaydı, hem Türkiye'de Kürt sorunu bir çözüm yoluna girebilirdi, hem de Orta Doğu'da daha demokratik bir gelecek için Kürtlerin de haklarına saygı gösteren bir politika hayata geçirilebilirdi. Bu nedenle İmralı'daki tecriti bir tutukluya uygulanmış sıradan idari bir tedbir olarak ele alamayız, bakamayız. Tamamen politiktir, tamamen Türkiye'nin içerisinde ve Orta Doğu'da yürütülmek istenen savaş politikasının bir yansımasıdır. Bu nedenle İmralı'daki tecrite karşı çıkmak aslında hem içeride hem Suriye'de savaşa karşı çıkmak anlamına geliyor. Bu konuda tutsakların ortaya koyduğu
siyasi talep, duruş hepimiz için, hepimizin geleceğini, tüm Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir talep ve bir duruştur. Değerli arkadaşlar, tutsakların ikinci talebi ise ana dilde savunma hakkı önündeki engellerin ve ana dil talebiyle ilgili ortaya çıkartılan engellerin kaldırılmasıyla ilgilidir. Açıkça bu da hiçbir şekilde tartışmaya açılamaz, müzakere edilemez, demokratik bir taleptir. Bu insan haklarının, doğuştan kazanılmış insan haklarının bir gereğidir. Demokrasinin bir gereğidir. Bunun engellenmesi bir suç ve yanlıştır. Bir halkın kendi ana dilini hayatın her alanında kullanması onun en meşru, en demokratik, en insani hakkıdır. Bunu kimse engelleyemez. Şu anda bu konuda yapılan engellemelerin kendisi yanlıştır, hukuksuzdur, adaletsizdir, vicdansızdır. Ortada verilmesi gereken bir hak yoktur. Var olan bir hakkın üzerine konulmuş engellerin, tahdidin kaldırılması gereği vardır. Bu konuda bunu artık bir siyasi talep bile olarak görmemek, bir insani, vicdani bir sorun olarak görmek ve demokrasinin bir gereği olarak derhal, acilen, hemen bu konuda adım atmak gerekiyor. Değerli arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz, 3 yıldır KCK adı altında yürütülen operasyonlar sonucunda başlayan davaların tamamında ana dilde savunma krizi yaşanıyor ve sorgusuz sualsiz cezaevinde tutulan binlerce politik tutuklu kendilerine yöneltilen suçlamalara cevap dahi verme hakkından yoksun bırakılıyorlar. Oysa çok basit, hemen şu parlamentonun 2-3 gün içerisinde çözebileceği bir sorun, bir kriz olarak Türkiye'nin gündeminde tutuluyor. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki ceza mahkemeleri usul kanununda meramını Türkçe anlatabilenler Türkçe savunma yaparlar diye bir hüküm var. Bunu tutuklular, suç isnadı altında bulunanlar kendilerini en iyi ne şekilde ifade edeceklerini, hangi dilde ifade edebileceklerini beyan ediyorlarsa o dilde savunmalarını yaparlar şeklinde değiştirdiğimiz an ana dilde savunma krizi çözülecek. Bu kadar basit, bu kadar kolay ve bu kadar yalındır. Ne bir anayasa değişikliği gerektirir, ne büyük tartışmalar gerektirir. Türkiye kamuoyunda buna karşı çıkabilecek hiçbir vicdanlı ses de yoktur. Bunu bile yapmaktan kaçınan bir iktidar, ana dilde savunma konusundaki engeli 2023 yılındaki hedeflerinin içerisinde kaldıracağını vaat ediyor. Değerli arkadaşlar, bu anlamsız tutumdan derhal vazgeçilmeli. Hemen yarın bu parlamento gündemine bu yasal değişikliği almalı, 2-3 gün içerisinde bu yasayı çıkartmalıdır. Bu artık bir talep alma verme meselesi de değildir. Doğrudan çok acil bir savunma hakkı konusudur. Bu da hepimiz çok iyi biliyoruz ki aslında adaletin tartışılmaz haklarından en temelidir. Değerli arkadaşlar, bu nedenle biz bu talebinde makul, mantıklı, gerçekçi, gerçekleşebilir bir talep olduğunu gördüğümüz gibi aynı zamanda Türkiye demokrasisinin ve barışının da ihtiyacı olan bir talep olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu nedenle tüm Türkiye kamuoyunu bu cezaevlerindeki açlık grevleri konusunda duyarlı olmaya,
göreve ve sorumluluğa davet ediyorum. Tüm Türkiye'nin, hepimizin, kendimize insanım diyen herkesin boynunun borcudur bu direnişe destek olmak ve ölümleri engellemek. Değerli arkadaşlar, biz BDP olarak tutsaklarla, açlık grevinde olan tutsaklarla ve aileleriyle dayanışma içerisinde olmaya, onların taleplerinin gerçekleşmesi için kararlı bir şekilde mücadele etmeye karar verdik. Bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu mücadele bizim de mücadelemizdir. Bu direniş bizim de direnişimizdir. Biz sokaklarda, meydanlarda, cezaevlerinde, parlamentoda bu direnişi en güçlü şekilde yürütüp ölümlerin önüne geçecek kararlılıktayız. Değerli arkadaşlar, cezaevlerindeki açlık grevlerinin talepleriyle ilgili yaptığımız bu tartışmanın yanı sıra bir de çok önemli bir boyutu var ki insani, vicdani ve ahlaki bir durumdur. Şu anda cezaevinde bugün 35. gününde olan ilk grupta açlık grevine başlayan 63 tutsak artık çok ciddi derecede sağlık sorunları yaşıyorlar. Hepsinde çok hızlı bir şekilde kilo kaybı, halsizlik, gözlerde kararma, burun ve mide kanaması şikayetleri baş göstermiş durumda. Uluslararası hukuk, uluslararası protokoller, evrensel bildirgeler, cezaevlerindeki tutsakların, tutukluların sağlık hakkını garanti altına almıştır. Bu nedenle acil bir şekilde bu uluslararası hukukun da emrettiği gibi cezaevlerinde açlık grevi yapan tutsaklarla ilgili sağlık kurumları harekete geçmeli, görevlerini yerine getirmelidir. Derhal en kısa zamanda tüm hekimler, sağlıkla ilgili sendikalar, meslek örgütleri harekete geçmeli, görevlerinin gereği olarak bu konuda bir çaba ve yaklaşım içerisinde olmalıdırlar. Geçmişteki bazı deneyimlerden biliyoruz ki bakanlık bu konuda engelleyici bir tutum içerisinde olmuştur. Buradan çağrı yapıyoruz. Bu vicdani bir durumdur. Bu insani, ahlaki bir durumdur. Kimse vicdanına kilit vurmasın. Kimse 35 gündür bedenini açlığa yatırmış ve bu konuda sonuna kadar kararlı bir direnişi sürdüreceğini açıklayan bu insanların göz göre göre ölüme gitmesine seyirci kalmasın diyoruz. Bakanlıkta sağlık meslek örgütlerinin, ilgili kurum ve kuruluşların cezaevlerinde gerekli kontrolü, denetimi, desteği sunabilecekleri koşulları mutlaka yaratmalıdır. Değerli arkadaşlar, yine bu durumun vicdani bir başka boyutu da şudur ki bugün özellikle KCK adı altında yürütülen siyasi soykırım operasyonlarında cezaevinde tutulan 10 bine yakın tutsak da açlık grevinin içerisindedir. Ve bunların büyük çoğunluğu geçmişte de uzun yıllar cezaevi yapmış, birçok kez açlık grevleri yapmış. Bu nedenle zaten sağlık koşulları bu açlık grevini daha uzun sürede yürütmeye müsait olmayan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Bunlardan birkaçıyla ilgili küçücük şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Örneğin Siirt E-tipi kapalı cezaevinde bulunan Gülistan Abdo tam 20 yıldır
cezaevinde yatıyor. Tam 20 yıldır cezaevinde olan Gülistan Abdo aynı zamanda ayağı da kesilen, bu nedenle kemik erimesi yaşayan, ciddi sağlık sorunları yaşayan bir kadın tutsak. Ve bugün 35 gündür açlık grevinde olan tutsaklar arasında yer alıyor. Besime Gonca BDP Kadın Meclisi Sözcüsü, DTP Kadın Meclisi Sözcüsü'ydü. Besime Gonca da 93-2004 yılları arasında 10 yıl kadar cezaevinde kalan bir arkadaşımızdı. Ve cezaevindeyken, 10 yıl boyunca cezaevinde tutulurken dışarıda babasını, ağabeyini kaybetmiş bir arkadaşımızdı. Yine kardeşini çatışmalarda yitirmiş, yeğenlerini, sayısızca tanıdığı, çocukluğunu paylaştığı insanı çatışmalarda yitirmiş bir kadın yoldaşımızdı. Cezaevinden çıktıktan sonra demokratik siyasette yer almak için mücadele etti. DTP'nin kurucu üyesidir, parti meclisi üyesidir, kadın meclisi çalışanıdır. Yine DTP kapatıldıktan sonra BDP'de kadın meclisi sözcüsü olarak kadınların özgürlük mücadelesine ve Türkiye'nin barış, demokrasi mücadelesine katkı sunmak için çaba sarf etti, mücadele etti. 2009'da Keceki operasyonları sırasında bu arkadaşımız da tutuklanarak cezaevine konuldu. Besime Gonca da açlık grevine başlayan ilk grupta yer alıyor ve bugün eyleminin 35. gününde. Pero Dündar, o da DTP'nin kurucu üyesi, demokratik siyasette kendini var etmeye, mücadele etmeye çalışan bir arkadaşımız, 35 gündür açlık grevinde çok ciddi de sağlık sorunları yaşıyor. Değerli arkadaşlar, yine Sara Aktaş ilk grupta yer alan ve bugün açlık grevinin 35. gününde olan kadın arkadaşlarımızdan birisi. Sara Aktaş da 94-2004 yılları arasında tam 10 yıl cezaevinde kaldı ve cezaevinde kaldığı süre içerisinde birçok kez uzun süreli açlık grevleri yaşadığı için zaten ciddi derecede sağlık sorunları olan bir arkadaşımız. O da cezaevinden çıktıktan sonra demokratik siyasete katılmak için mücadele etti, çaba gösterdi. DTP'nin kurucuları arasında yer aldı, parti meclisinde yer aldı. Sarı arkadaşımız da yaşadığı bütün sağlık sorunlarına rağmen 35 gündür açlık grevine devam ediyor. Ve 35 gündür hepimizin geleceği için, Türkiye'nin geleceği için bedenini ölüme yatırmış bir kadın. Değerli arkadaşlar, hep kadın arkadaşlarımızdan bahsettim. Bir de DTP'nin en genç parti meclisi ve MYK üyesi olan Mazlum Tekdağ'dan bahsetmek istiyorum. Babasını faili meçhul bir cinayette kaybetmiş, bu ülkenin faili meçhul cinayetleri gerçeğini en derinden yaşamış, baba hasretiyle büyümüş
bir genç olarak demokratik siyasette mücadele etmek istedi arkadaşımız. Bizimle birlikteydi. Mazlum yoldaşımız da açlık grevine başlayan ilk grupta yer alıyor ve bizlere çok duygu dolu bir mektup gönderdi. Bunun bir parçasını sizinle paylaşmak istiyordum ancak yapamayacağım. Beni affetsin. Değerli arkadaşlar, Orta Doğu'nun iki mazlum halkı, Filistin halkı ve Kürt halkı. Filistin halkının özgürlük davası ve Kürt halkının özgürlük davası. Orta Doğu'nun kanayan iki yarası. Bu sene 2012 yılı içerisinde İsrail cezaevlerinde tutsak bulunan 1500 Filistinli tutsak da açlık grevi yaparak kamuoyuna sesini duyurmaya ve mücadelesini yükseltmeye çalıştı. Filistinli tutsaklar Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na bir mektup yazdılar. Destek istediler. Kendilerinin taleplerinin kabul edilmesi için uluslararası kurumların devreye girmesi için destek istediler. 11 Mayıs 2012'de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan bir basın açıklaması yapıldı. O açıklamada açlık grevinde 70 günü aşmış bulunan 7 Filistinlinin sağlık durumlarının kritik aşamaya gelmiş olduğu, bunun Türkiye açısından derin bir endişe ve üzüntü yarattığı kamuoyuyla paylaşıldı. Ve uluslararası topluma Filistinli tutsakların durumlarını hassasiyetle dikkate almaları ve çözüme kavuşturulması için çaba içerisinde olmaları çağrısı yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bu açıklamadan sonra Türkiye'nin farklı ülkelerdeki büyükelçiliklerinden de benzer açıklamalar geldi. Türkiye ve Mısır'ın kamuoyuna yansıyan katkıları ve çabaları sonucunda Filistinli tutsakların talepleri doğrultusunda bir gelişme sağlandı. Bir uzlaşmaya varıldı ve açlık grevi sonuçlandırıldı. Bu çaba önemlidir, takdir edilmesi gereken bir çabadır. İnsani olarak, vicdani olarak, ahlaki olarak ve demokratik olarak yapılması gereken bir çabadır. Ancak bunu Orta Doğu'nun kanayan ikinci yarası olan Kürt halkından esirgemek de bir o kadar vicdansızlıktır. Biz Türkiye kamuoyunun, Türk halkının, Kürt halkının vicdansız olmadığına inanıyoruz.
Halklarımıza inanıyoruz. Halklarımızın vicdanının sesine kulak vererek ayağa kalkacağını, direnişi yükselteceğini ve bu insanlık mücadelesinde başarılı bir sonuç ortaya çıkması için, ölümlerin önlenmesi için çok büyük bir direniş içerisinde olacaklarına yürekten inanıyoruz. Ben bütün halkımızı, Türk halkını, Kürtleri, herkesi, bu ülkede yaşayan, kendisine insanım diyen herkesi bu direnişe, bu sese seslerini katmaya, yüreklerini katmaya davet ediyorum. Direnişi yükseltelim, çözümün ve müzakerenin yolunu açalım ve bu ölümlere giden yolu durduralım. Yolumuzu, önümüzü özgürlüğe ve çözüme çevirelim diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.